Hocam kabir azabı gerçekten var mı diyor. Yok. Öldü mü direkt ahirete geçersin. Öldüğün an zaten uyanmaz tarzındadır. Yani alenen uyanma ama. Normal böyle kaliteli bir rüya görüyor insanlar. Net sarih uyanma tarzındadır. Alenen uyanma. O kadar. Uyanır uyanmaz da ahirete geçmiş olur. Geri dönüşü olmaz artık. Yani yeni bir boyuta geçmiş oluyor. Yani dördüncü boyuta geçmiş oluyor. Bir daha dönemez. Yani şu görüntüden çok daha nettir. O yüzden zaten rüya diyor uyanan. Yattığımız yerde bizi kim kaldır diyorlar ya. Sebebi o. Ama bir kere daha yine bir uyuma, kalkma devreleri olduğu anlaşılıyor. Normalde doğrudan uyanır. Yani doğrudan uyanmış olur. Mesela biz zerre aleminde insan olarak vardık. Bedenli, kaş, göz, el, yüz aynı bu şeklimizde vardık. Bizi Allah bekletti zerre aleminde. Peygamberler de bekletti. Önce Hazreti Adem'i cennete aldı. Ama önce porselenden bir heykel yaptı Allah. Onu vesile etti. Ama Adem'i normalde zerre aleminden alıyor. Yani o heykelden oluyor değil. Heykeli vesile ediyor. Zer aleminden giren Adem birden Allah'ın karşısında insan olarak yürümeye başlıyor. Konu bu. Yani heykel şeklinden insan şekline geçiyor. O kadar. Zer alemi, mesela ben zer alemindeyim. Siz zer alemindeydiniz. Arkadaştık biz zer aleminde. Bir aradaydık. Orada da bir aradaydık. Buraya geldik. Haberimiz bile yok. Hemen oradan buradan geldik, toparlandık. Diyor ya Allah ayette. Dünyanın neresinde olursanız olun sizi Allah bir yere getirir diyor ya. İşte zer alemindeki durumdan kaynaklanıyor. Orada zaten bir arada olduğumuz için, burada beraber olacağımız da belli olduğu için illaki beraber hale getiriyor Allah. Mesela bir sadakat meydana getiriyor. Adam bilinçaltında onu bilmiyor. Allah ona bilinçaltında o sadakati rapt etmiş. Kimi Almanya'dan geliyor, kimi Fransa'dan geliyor, kimi Rusya'dan geliyor ama geliyor. Biz daha önce vardık. Yani evrimin yaratılımı yok. Hazreti Adem de zer aleminde hazırdı. Cennete geldi. Cennetten dünyaya, dünyadan da ahirete gitti. Artık her bir nefis diyor Cenab-ı Allah. Kaf suresi 21-23'te. Bak her bir nefis. Nefis demek beden, insan. Yanında bir sürücü. Çünkü bir vasıta da mümin. Yani o şartlarda, o yerde Allah onu yürütmüyor. Bir sürücü. Ve bir şahit. Yanında da onun mihmandarı olan bir kişi daha var yanında. Bir melek. Yani insan gibi bir varlık. Bak andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerinden örtüyü açıp kaldırdık işte. Şu önümüzdeki örtü var ya. Perde. Bunu böyle yarıp açıyor Allah. Örtüyü kaldırdık diyor. Kalkıyor. Kalktı mı adam tak geçiyor o kadar. Artık bugün görüş bak, artık bugün görüş gücün keskindir. Çünkü kıyaslıyor, buna göre çok net olduğu için ben uykudaydım diyor. Ya alen ama rüya olduğunu düşünecek. Yani hakikaten samimi olarak inanacaklar. Biz rüyada nasıl böyle bazen uyanıyoruz? Değil mi? Rüyanın içinde uyanıyoruz ama rüyada oluyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum bir kere uyuyordum. Rüya görüyordum. Ya dedim bu rüyadayım ben anladım dedim. Hemen bir şöyle sirkeleyeyim de uyanayım dedim. Ya Allah'a şükür dedim ya ne kadar farklı dünya dedim yani. İki alemin arasındaki farkı tefekkür ettim. Allah'a şükür dedim yani arada. Ne kadar büyük netlik. Aa, yine uyuyormuşum ya. Hayret Allah'ın hikmeti. Sonra sabah oldu bir kalktık. Allah. haberim bile yok ya. Ya, o kadar netti ki yani ben bayağı şükrettim. Gayet şuurlu olarak uyandım yani. Bayağı böyle gibi bir netlik vardı. Uyuyormuş. İşte şu anki sistemde o. Aynısıdır. Öyle mantıksız hiçbir şeyle karşılaşılmaz. Yani küfre ehli olan adam Allah ezim ezim ezer. Yani her anı rezalettir onun açısından. Müminin o kafasını takacak hiçbir şey yok. Zaten yanındaki sürücüsü, mihmandarı ne yapacağı, ne diyeceği hepsini gösterir. Cübbeli kendi kafasından konuşuyor. İşte insan ölürken şeytan ona musallat olur. Yok imanını almaya kalkar. Bilmem. Külliyen doğru değil. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde mümin öyle bir duruma gelmez. Çünkü yaratılıştan zaten imanlı yaratılıyor.
cennete göre yaratıyor. Ne alaka yani? Şeytan her zaman her yerinde var yani, her gün yani normal makul olarak yaklaşır, her zamanki yaklaşması. Mümin hiçbir zaman için muhatap olmaz. Öyle bir konu yok. Yani ölen insan gayet salih, bilinçli bir şekilde ahirete geçer. Tam da mümin ferahlığı ve rahatlığı içerisindedir. Kafir de tabi bayağı perişan olur. Yani dövülerek, aşağılanarak canı alınır. Yani bu şaşmaz bir sistem. Allah'ın hiç değişmeyen bir sistemi. Bak, yıl sayısı olarak Mü'minun suresi 112, 114, şeytan Allah'a sınırı mı? Allah dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir gün birazı kadar kaldık. Samimi kanaati bu. Yani uykudan uyandığı için, öyle gördüğü için çok kısa kaldık. Yani bir günün yarısı kadar falandır diyorlar. Yani uyuma vakti kadar, 8 saat falan uyuyor ya insan. Ya o kadar kalmışızdır diyor. Sayanlara sordu. Allah dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten biz bilseydiniz. Aslında çok daha kısa kalıyor. Yani o mesela diyor ki, 70 sene kaldığını düşünsek birisinin, aslında 70 saniye bile değil kaldığı süre. Yani an kalıyor. Ama öyle gibi düşünüyor. Öyle gibi geliyor ona. Eyvahlar bize diyor. Bak Yasin suresi 52'de şeytan Allah sunum. Eyvahlar bize. Uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Kim uyandırdı diyor. Yani uykudan uyandığını düşündüğü için emin oluyor yani. Bu Rahman Allah'ın vaad ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. O yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir. Yani heyecanlanıp bağırmaya da işaret ediyor. Artık onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir. Mümin için kafasını takacağı, heyecanlanacağı, tedirgin olacağı hiçbir şey olmaz. Gayet rahat olur mümin, hiç. Hayır, hastalığı bir şeyle tabii ki bir mücadelesi olur, şu olur, bu olur ama genellikle son öyle komaya yakın falan can alınıyor müminlerin. Yani o kadar uzamaz. Zaten anlaşılıyor canın alındığı. Yani yüzüne baktın mı ya, anlarsınız. Yani derler, gözünün nuru gitti derler, diyorlar mesela, anlaşılıyor. Anlamsız bakmaya başlar. Yani can alındığı için oluyor. Ama o bağırır, çağırır, çırpınır falan. O anlama gelmez. Yani hissetmez onu, bilmez. Ama tabii mümin, peygamberimiz de mesela hummaya yakalanmıştı. Ya Resulullah diyorlar, nasıl şey misin diyorlar. Ben de diyor, insanım diyor. Tabii ki ben de imtihan oluyorum diyor. Bende de olması lazım diyor. Yani bir zorluk, yani öyle yani sırf bana rahatlık, size zorluk olmaz diyor, imtihan olarak diyor. Tabii ki benim de bir zorluk içinde kalmam, benim de imtihan olmam, ben de imtihan oluyorum diyor. Olacağım tabii ki diyor. Ama son anda mesela bak diyor, Allah yardım ediyor, Cenab-ı Allah. Refiki alaya diyor, elini havaya kaldırıyor, eli düşüyor. Yani ölüm anını bilmesi zaten mucize. Mesela daha önceki konuşmalar mucize. Tabii.